Merhabalar. Bu hafta eksik olanda 5. oturumdayız. Sinema ve illüzyon hakkında konuşacağız. Erhan Dalkıran bugün bize eşlik edecek. Merhaba. Kendisi Fantazmagoria adlı sinema içerik platformunda aynı zamanda kurucularından. Burada farklı türde bir sürü sinema içeriği, bilgileri var değil mi? Yani film incelemeleri, haberler. Onun dışında yani gençlere mi hedef gittiniz? Yani nasıl bir tabii evet içerik? Aslında bağımsız film yapmak isteyenler bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. Yani onlara bir nevi yol göstericilik yapıyoruz diyebiliriz. Senaryo yazımı konusunda olsun, film yapımı konusunda olsun yönlendirme yapıyoruz. İşte hani mesela ücretsiz programlar var, kurgu programları mesela, bunları öneriyoruz. Bunun gibi hani nasıl düşük bütçeli, bağımsız, kendileri bir şeyler üretebilir, bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Çok güzel şey. Atakan, bu Özkan bu arada tatilde, onu da belirtelim. malum kendisi olaylardan dolayı ailesini ziyarete gitmiş bulunmakta. Evet, ona buradan yani selam gönderiyoruz. Bugün sinemada illüzyonu konuşacağız. Yani gerçek hayatta sinema arasında nasıl bir bağlantı var? Nerelerde çelişiyorlar? Nerelerde tamamen iç içe geçiyorlar? Birçok farklı filmden bahsedeceğiz. Öncelikle ben Persona adlı filmden bahsetmek istiyorum. Ingmar Bergman'ın. Evet. Bu filmde aslında şu anda işte kamera karşısında olduğumuzdaki duyduğumuz farklılık gibi, yani bir öteki tarafından gözlemlenme ve sürekli farklı maskeler takmak zorunda olmamız. Çünkü insanlarla bir arada yaşamak zorundayız ve sürekli farklı rollere bürünüyoruz bu yüzden. Otoriter bir şeyle karşılaştığımızda hayatımızı daha fazla kısıtlıyoruz. Özgür düşünmenin tabii ki sınırları var. Bununla alakalı iki tane karakterimiz var Persona'da. O maskelerin düşmesi olayı, o karakterlerden biri Elizabeth ve işte hemşire Alma. Hemşire Alma'nın Elizabeth'in suskunluğu karşısında maskesini nasıl düşürdüğü, o Persona'yı nasıl yıktığı çok güzel anlatıyor Bergman. Hani Persona kavramını tam olarak böyle gösteriyor yani. Ya zaten Carl Jung'un Persona kullanışı, evet, sürekli görev değişimlerine göre maskelenen insan figürü. Aynen, toplum içerisinde insanın aldığı roller, yani maske, takındığı maske. Maske değişken aslında, aynen, sürekli yaşadığımız şeyler, işte kamera önündeyken farklı olunması, evet, bir şeylere sürekli dikkat edilmek zorunda tutulması, evet, işte burada samimiyeti ne kadar kurabiliyoruz toplumca yaşamaya başladıkça. Tabii bu yerden yere, yönetimden yönetime, evet, her yerde değişkenlik gösteriyor. Persona'da da iki tane karakterimiz var. Bir tanesi tamamen sanatçı. Ve bir tanesi sessizlik yemin eden bir, aslında aynı zamanda, evet, bir karakter, evet, diyebilir. Sessizlik yemininden öte onu tercih etmiş. Sessizlik rolü yapmayı tercih eden, evet, bir karakter yani, var. Fizyolojik bir sıkıntısı olmamasına rağmen konuşmamayı tercih ediyor. Diğer rollerden daha samimi geliyor belki de. Evet. Öyle bir durum var. Evet. Sonrasında iç içe geçiyor karakterleri ve birbirlerine tamamen aslında aynı kişi gibi oluyorlar. İkisi birbirlerinin eksikliklerini, rollerini tamamlamaya başlıyor. Belki de rahatsızlık duydukları rolleri taklit etmeye başlıyorlar birbirlerinin. Eksik oldukları rolleri, konuşmayan diğeriyle aslında ses bulmaya başlıyor. Evet. Ve aslında ne kadar hepimizin kusurlu ve tamamlanmaya muhtaç olduğumuz yorumlardan sadece bir tanesi. Senin başka fikirlerin neler bu filmle ilgili? Persona'ya da eğer VTR'de girebiliriz. Evet, VTR'ye girebiliriz. Evet, gelmedi galiba, evet. Neyse, sanırım sen bir fikrini şey söyle, ama zaten o aksaklık çözülür. Birbirlerini tamamlaması dediğinde aklıma o Persona'da hani unutulmaz bir kare vardır. Aynanın karşısında birbirlerinin kafalarını şey yaparlar, tutarlar. O kare mesela çok güzel anlatıyor. Birbirlerini nasıl tamamladıklarını, kişiliklerini. Onun dışında aslında böyle sanırım bir hastalıklı bir iç içe geçme durumu da var. Yani evet, hastalıkların birleşmesi, bastırılmışlıkların
belki işte bilinç dışındaki yaratmak istedikleri birbirlerinin fantazileri ve artık işte yarattıkları illüzyonlar da iç içe geçmiş durumda. Yani orada da aslında bir gerçeklikle şeyin sahteliğin karakterler aracılığıyla da iç içe geçmesini veriyor film. Onun dışında rollere bir tepki, bir şey de var. Aslında bir tarz, bir anarşizm de var orada. Ya Bergman'ın genel filmlerinde olan bir şey zaten bu. Diğer o Utanç filminde mesela örneğin. Onun dışında Güz Sonatı filminde yine bahsettiğin şey çok var. Çok kullandığı temalardan. Evet, varoluşun ne olduğu ve kendimizi nasıl var ediyoruz. Karakter çatışmalarını çok büyük önem veriyor. Karakter çatışmalarını. Hani Tarkovski'de belki hani karakterlerin iç çatışmaları daha ön plana çıkıyor ama hani mesela Bergman'ın o Güz Sonatı dediğin filminde hani karakterler bir yandan kendi iç çatışmalarını yaşarken bir yandan da karşı karşıya geliyorlar. Şeyde de bu var. Persona'da da karakterler yine karşı karşıya geliyor. Bir çözülme evresi yaşıyorlar. Ya aslında zaten dışsal bir çatışma, bir durumdan. Evet. Daha sonra zaten dediğin gibi hani birbirlerinin tamamladıklarını görüyoruz aslında. Şeyde Tarkovski örneğinde dediğin gibi Stalker'da, Nostalgia'da daha içsel bir çatışma var. Ve son filmi Sacrifice'da da aslında aynı temayı görebiliyoruz. Bir fedakarlıkla alakalı bir çözülme durumu var karakterlerin. Nostalgia'da bu deli bir karakter. Diğerinde evini yakan yine delilik çizgisine yakın bir karakter. Aslında bir anlamda Dostoyevski'nin o maneviyatına yakınlaşan bir durum söz konusu bence şu, o da. Masumiyet tamamen us dışıdır, yani akıl dışı bir şekilde gerçekleşiyor. Stalker'da da aynı şekilde bir tabii isteklerini gerçekleştiği, insanların bilinmeyen isteklerinin gerçekleştiği bir mıntıka var ve burası sadece bilinmeyen bir sınır bölgesi. Ama bunun içine girdiklerinde oranın standart bilinmeyen, aynı Berlin duvarındaki Berlin duvarının işte Batı Berlin'i bölmesi gibi oranın sanki gidilemediği için önem kazanan bir yer olduğu ortaya çıkıyor. Ve sonrasında bu isteklerin en çok istediğin ve bilmediğin, en çok tamamen istemen lazım çünkü diyor Stalker'da o isteğe ulaşabilmek için. Ve o gizli isteklerin aslında hiç de umdukları istekler olmadığını. Yani tamamen içsel bir yolculuk var ve dışsal olarak da olmayan bir durum var. Aslında bir hiç'i istediğini insanların ve bir çıkmazda olduklarını da görüyoruz. Yani Solaris de bunun tam tersi. Karakterler aslında. Stalker'da mesela tek tek çözülüyor. O yazar karakterinin mesela çözülüşü ve orada filmin içinde bir monoloğu var onun. Uzunca anlatıyor. O hani bence bütün filmin şeyini özetliyor bana göre. Hani şimdi tam net hatırlayamıyorum, birebir aktaramayacağım ama insanlardan bahsediyordu, isteklerden, insanların isteklerinden bahsediyordu. Tam olarak senin değindiğin nokta. Evet, böyle bir durum da var. Onun dışında sinemada tabii gerçek sinemaya daha işte yakın, yani gerçeklik akımına diyebiliriz. Tabii bunun doğrusunu sen daha güzel sinemacı olduğun için söylersin. Ya şimdi şey var, tabii bir bisiklet hırsızları gibi. İşte yol gibi Yılmaz Güney'in, yani böyle daha gerçekçi olan. Yeni gerçekçi akımı İtalya'da işte dediğim gibi bisiklet hırsızları olsun, Vittorio De Sica, Visconti var, Luchino Visconti, Roberto Rossellini. Hani bunlar zaten onların gerçekçiliği genel olarak zaten çekildiği yerler. Birebir savaş sonrası çıkan bir akım. Savaş sonrası İtalya'sını birebir gösteriyorlar ve kullandıkları oyuncular da zaten profesyonel oyuncular değil, amatör oyuncular. Ki bu da hani gerçekçilik konusunda çok önemli bence. Amatör oyuncuların kullanılması. Çünkü hani zaten savaşı yaşamış bir insan profesyonel oyuncudan çok daha iyi aktarır o durumu, o duyguyu. Nuri Bilge Ceylan da ilk filmlerinde zaten hani annesinin, babasının işte yakın çevresinden amatör oyuncuları oynatıyordu. Ve hani çok güzel performanslar sergiliyorlar. Peki direkt bunun gerçeğini çeken filmler de var. Mesela evet. Ben daha çok tabii festivallerde falan izlediğim filmler oldu. Mesela işte kamerayı bir varoş bir semte, gecekondu semtine koyuyorlar ve orada çocukların elden ele dolaşıyor kamera.
ve gerçek görüntülerle tamamen oluşturulmuş. Ya da işte uyuşturucu kullanan yine gençlerin ya da satıcısı olan gençlerin gizli çekimle röportaj yapılmış gibi böyle bir akım da var. Bu nasıl bir akım? Yani bu senin denk geldiğin bir şey mi sinema eğitimi alırken? Bir Ziga Vertov'un Sovyet sinemacı bir şey var, kuramı, Sinegöz kuramı var. Bu kuramda hatta film kameralı adam diye bir filmi var. Filmde eline alıyor kamerasını, gidiyor sokaklarda durduruyor, işte koyuyor, kuruyor kamerasını ve çekmeye başlıyor. İnsanları çekiyor, sokaktaki insanları. Gidiyor fabrikaya işçileri çekiyor. Gidiyor çiftçileri çekiyor ve bunları kurgulayarak bir film haline getiriyor. Tamamen gerçek görüntüler, karakterler bile değil, gerçek insanlar direkt. Ya eniştesi falan da işin içinde yani. Tabii canım, yani. Yani gerçek olduğu için şey yapıyor. Tabii. İşte yakın çevresinden olsun, işte işçiler olsun çekiyor. Aslında bu Sovyet zamanında propaganda şeyi olarak sayılabilir belki. Ama gerçekliğe en yakın kuramlardan biri. Hani sinemada gerçeklik, sinemanın zaten çıkış noktası gerçekliktir, gerçek görüntü. Peki nasıl gerçeği... bu tarz işte David Lynch filmleri gibi bu kadar gerçekle fantezinin iç içe geçtiği filmlere doğru ilk evrilme nasıl oluyor? Yani akım olarak o değişim, yani spesifik bir nokta alabilir miyiz bununla ilgili? Valla şu an aklıma gelen hani böyle şu filmle birlikte veya şu yönetmenle birlikte bu şeyler başlamıştır diyemem şu an, aklıma gelmiyor ama o fantazi ve gerçekliğin birbirine girmesi aslında bir nevi gerçeklik. Yani sonuçta gerçeklikte de sık sık başımıza gelen bir şey, hani gerçek ve rüyayı karıştırıyoruz, işte gerçek ve hayali karıştırıyoruz bazen. Ya aslında bu da bir gerçeklik. Evet, yani şeyde bunu mesela sinemada da tahmin ediyorum, tamam öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü edebiyatta bunun nereden başladığı, işte fantezi ile gerçekliğin iç içe geçtiğinin bir net bir bulgusunu bulmamız çok zor. Yani sembolizm doğuyor. Sembolizm gerçekte zaten fantezinin iç içe geçmesi değil mi bir anlamda? Bu da çok tartışma konusu. İşte Kafka'nın ne kadar gerilere gitmemiz gerektiğini şu anda yazsaydı yine postmodern bir eser olarak nitelenecekti. Ya bu tarz işte kıstaslar, şeyler ne kadar doğru? İnsanları sanattan belki de soğutuyor. Geçen de işte ben biriyle bunu konuşuyordum. Yani. Ya sanattan soğumak isteyen zaten soğur yani. Ama eğitim sisteminin bunda sence payı yok mu? Yani ya işte... eğitim sisteminin zaten. İnsanların kendileri bir problem yani bunda bence. Yani yoksa herhangi bir şey için diyebilirsin, aa bu sanattan soğutuyor. Yani soğumak isteyen gene soğur. Evet, evet ama şey yani bir Kuzey Avrupa ülkesindeki kolektif aldıkları eğitim, daha sorgulamaya itilen bir eğitim bence. Yani çünkü insanlar bunun da bir sanki bilgi aracıymış gibi sadece görmeye başlıyorlar. Evet. Edebiyatı da öyle, sinemayı bile öyle çok bazen teorikleşti. Sinemada da daha az tabii. Ya normal günlük hayatta zaten bilmeleri gereken birer bilgi. Edebiyat da öyle, sinema da öyle, sanat öyle, hayatın içerisinden bir şey. Ama bizim toplumumuzda öyle değil. Yani sanat biraz elitist kaçıyor bizim halkımıza sanırım. Olabilir yani şey var mı? Şimdi ben mesela ilk kitaplarımı kendi işte ortaokul, lise dönemimde ders kitaplarının arasında okurdum. İşte felsefe, edebiyat ne bulursam. Bu benim aslında bir kaçış yolumdu. Bir iş dünyası inşa etmemdi ve orada bir tabii yalnızlıkların belirli bir paylaşımı oluyor yazarla beraber. Ve bunun öyle olduğunu bildiğin zaman işte bununla daha fazla ilgilenmeye başlıyorsun. Yani aslında birazcık kıyıda köşede kalmış bir şeyin bir isyanı da var sanatta. Mesela sembolizme daha çok kayıyorsa o eser daha isyan ediyor belki de, daha çok bağırıyor. Tabii ki böyle genelleme yapılamaz ama atıyorum yani Kafka'nın bu kadar belli şeylerden korkması, baba figürünün altında ezilmesi ve bütün baba figürlerinin altında da ezilen hale gelmesi onu yazdığı kitapları daha kapalı nitelikte yazmasına neden oluyor olabilir. Belki ama işte insan daha fazla. Bilinç altına burada bir şey yapılabilir. Hani kafasındaki bir şeyi, problemi belli bir imgeye dönüştürüyor ve o şekilde dışa vuruyor. Mesela
yine David Lynch filmlerinde de çok güzel örnekler var. Lost Highway, Eraserhead. Evet, karakterler başlı başına zaten bilincin belli şeylerini, katmanlarını oluşturuyor direkt. Öyle bir teori Hitchcock'un şeyinde de var, Psycho filminde de. Yanlış hatırlamıyorsam 3 bir evde geçiyor, yok. Yanlış film mi söyledim acaba? Psycho muydu? 3 katlı, her kat işte bilincin farklı bir katmanını temsil ediyor diye. Öyle bir teori vardı. David Lynch'te de o Lost Highway filminde karakterler belli birer katmanları ifade ediyor. Evet, biraz Lost Highway'i konuşalım o zaman. Evet. Karakterlerin dönüşümüne maruz kalıyoruz. Pete adlı karakterimiz bir gün uyandığında Alice'le beraber. Değil mi? Evet, şimdi öyle şeyle... Karakterler dönüşüm geçirdiği için... Dönüşüm geçiyor, evet. Karışıyor orada isimler. İlk karakterimiz karısıyla birlikte yaşayan, daha sonra cinsel sebeplerden dolayı karısını öldürüyor. Bir iktidar sorunu, karısını öldürüyor, daha sonra hapse giriyor. Hapisteyken bir dönüşüm geçiriyor. Burada fanteziyi doyuramama, kendi tatminsizliğini doyurma, aslında bir hayal de olabilir bu. Hani dönüştükten sonra kendi kabusunu yaşamaya başlıyor. Evet. Ama ilk başta daha iyisini hayal ediyor uyandığında ve Pete karakterimiz Fred'e dönüşüyor. Daha genç, daha yakışıklı bir oto tamircisi bir karakter. Fred onun arzu ettiği şeylere sahip ve diğer Alice'in dönüştüğü Rini karakteri ise bu sefer onu arzu etmesini bekliyor. Çünkü onun bu sefer iktidarsız değil. Evet. Ama bu sefer de arada başka bir engel var. Eddie karakteri. O da süper ego baba figürü orada. Bunu çok net bir şekilde zaten söyleyebiliriz. Baba figürünü aradan çıkartması gerekiyor karakterimizin. Bu sefer dışsal bir koşuldan dolayı, aslında evet yine içsel ama dışsal uyarılardan dolayı, süper egosundan dolayı belki aynı ama şekilde yine bir kısıtlama hissediyor. Bu sefer içkin bir durum yok. Karakterler dönüşüm geçirdikten sonra kadın karakterimiz arada hiçbir engel olmamasına rağmen, çünkü karakterimiz Eddie, baba figürü Eddie'yi de ortadan kaldırıyor, kulağına şeyi fısıldıyor, bana asla sahip olamayacaksın. Aslında burada bir eziklik duygusu da sezilebilir karakterimizde. Hani öyle ki hayalinde bile istediği şeye erişemiyor. Evet. Erişemeyeceğini düşünüyor. Aslında bir kaybetme psikolojisi var ve iktidarsız olduğunu zaten bilinçaltında kabul etmiş ve bunu kabullendiği anda bu sorunu çözemiyor. Bu sorunu çözemeyince de hiçbir şeye sahip olamayacak. Çünkü sorunun temeli o. Yani onun kendisini değiştirmesi gerekirken hayallere sığınması onu değiştirmeyecek gibi bir yorumla çıkabilir. Ve klasik psikanalitik bir yorum olarak da yapılabilir ama o zaman bir şeyler belki eksik kalacaktır. Sadece Freud'dan dönüşümler olarak bakarsak. Tek bir açıdan yaklaşmak zaten hiçbir zaman net bir şey koymaz ortaya. Özellikle işte sanatta o yorumlar yapılması çok sağlıklı değil bence. Evet. Zizek bir kitabında inceliyor Lost Highway'i. Orada mesela çok güzel anlatıyor bizim konuştuklarımızı ve hani çok daha fazlasını çok iyi bir dille anlatıyor ve çok farklı açılardan yaklaşıyor olaya. Sadece Freudian, işte Lacancı veya Jung tarzında yaklaşmıyor olaya. O birçok kitapta açıdan. Yanındaysa izleyicilere gösteririz. Evet. Şöyle. Ya biraz kötü durumda kitap ama şöyle. Şey, köpek ısırmış. Kusura bakmayın. Evet. İşte köpek ısırmış derken işte şöyle bir şey var. Şimdi hayvan sevgisi toplumda tabii eskiye nazaran Türkiye'de de çok arttı bence. İnsanlar eskiye göre daha fazla değerini biliyor. Genç nesil belki biraz. Genç nesil de daha fazla. Çünkü biz tabii artık şehir nüfusu yerleştiği için 90 jenerasyonu olarak bizim zamanımızda 80 jenerasyonunda buraya yani şehir nüfusu artık 170'lere çıktı ve biz doğal artık hiçbir şey bulamamaya başladık. Her şey tamamen sanallaşmaya başladı. Zaten sinema belki şu anda yaşadığımız hayattan daha gerçek olmaya başladı. Çünkü sattığımız şeyler bile aslında illüzyon ve koskoca aldatmaca. Aslında teknoloji sinemayla birebir ilintili bir şey. Hani şimdi şey yaygınlaşmaya başlıyor. Sanal gerçeklik, işte virtual reality.
Bu sinemanın çok bambaşka bir boyuta taşınmasına sebep olacak belki. Hani film izliyorsun ama filmi yaşıyorsun. Gibi. Yani gibi. Pokemon Go oynarken film çekiliyor falan gibi. Aynen. Evet. Ya Google Glass'la biliyorsun hani film falan çekenler var. Hı hı. Ya bildiğin şey yani. Sanal gerçeklik şeyi. Şeyin işte o Black Mirror diye bir dizi vardı. İzledim evet, mi bilmiyorum. Evet, çok güzel. Onda da aslında şu andaki günümüzdeki birçoğu da bulunmuş, şu anda yani bulunan buluşlar var. Ve bu buluşların aslında bir distopyaya dönüşümü. Yani işte o Google Glass'ın mesela lensi vardı filmde. Evet. Artık bir paranoya toplumu çünkü her şeyi kameraya çekebiliyoruz. Yılbaşı özel bölümüydü hatta. Evet. Evet, evet. Yani ya da işte artık her şeyi röntgenlemeye alışmışız. Yani sanki bir olay bizim çok uzağımızda oluyor. Diğerinin acısı bize hiç dokunmuyor. Biz acılardan da kaçmak için yine kendi illüzyonumuzu yaratıyoruz. Teknoloji de bunu zaten bize itiyor. Ve sanki dibinde birine bir şey olsa, saldırıya uğrasa bile sanki çok uzağındaymış gibi anlamlandırıyoruz. Ya çok böyle karikatürler falan var ya, orada işte birbirini öldürüyor, millet toplanmış fotoğrafını çekiyor falan. Onun gibi yani hani teknoloji artık belli farklı kimlikler yaratmamızı gerektiriyor. Bu artan şiddet olsun, şey olsun, bunların karşısında. Evet, işte şeyin bu tabii doğaya dönüşle ilgili Stalker'da da ilk mıntıkaya girdiğinde tekrardan aslında şehirde olmayan bir sahne vardır ve bitkilere doğru atlar sarılır, o kucaklar onu. Duygusal bir sahne çünkü aslında olmayan şeyin yavaş yavaş doğada kaldığını da gösteriyor. Aynı şeyi Akira Kurosawa'da Dersu Uzala adlı filminde anlatabileceği güzel şekilde anlatıyor. Dersu karakteri Rus askerlerinin artık kaptanı olmaya başlıyor. Onlara yol gösteriyor, rehberlik yapıyor. Ve orada tamamen kendince doğaya saygılı, doğayla bir olarak ve kendini merkeze koymayarak geliştirdiği bir hayat var. Aslında diğer askerlerin, diğer insanların ondan öğrendiği çok şey oluyor. Çünkü onlar tamamen kendilerini merkeze yerleştirmişken Dersu'nun hiçbir şekilde bozulmadığını, doğada her şeyle uyum içinde yaşadığını, hatta doğaya aşık olduğunu gösteren sahneler var. Çok başarılı bir film. Onu da... Evet, onu da izlemek lazım. Gerçekten. Ya Akira Kurosawa'nın zaten diğer filmlerini de izlemek lazım. Yani bütün filmlerini izlemek lazım. İşte Rashomon olsun, Seven Samurai olsun. Ya önemli filmler. Bir de hani Japon sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri. Bir de şey var, Yoshihiro Ozu var. O da çok önemli bir yönetmen yine. Tokyo Story diye bir filmi var. Japon halkında aile ilişkileri falan. Çok güzel bir film, onu da tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şeyin yani bu, şimdi tabii siyasette de belli işte illüzyonlar var. Zaten bu bir anlamda bir kandırma sanatı. Bütün dünyada da böyle. Oliver Stone'un mesela bununla ilgili beni çok etkileyen JFK adlı filmi var. Şimdi mesela bu filmde de John F. Kennedy suikastinin aslında bütün detaylarının araştıran bir şey karakter var. Ve sürekli bunun üzerine gidiyor. Ve aslında suikastin tamamen karartıldığının kanıtlarını filmde sunuyor. Ve aslında orada karaktere haykırarak bağırıyor. Ben çocuklarımın geleceği için bunu yapıyorum. Çünkü ben bunu araştırmak zorundayım. Ben bundan korkmuyorum. Ben bunun üzerine gideceğim. Ve sonrasında da 30 sene, 40 sene sonra da gerekli kişilerin bazıları, sadece bazıları yargılanıyorlar ve o sırada bunu bağıran, gerçeği takip eden, insanlar için bunu deşen ve korkmayan insanın tabii çok çok sonralarında ne kadar önemli olduğu anlaşılabiliyor. O da ne yazık ki bir zümre tarafından ancak oluyor. Böyle bir durum da var. Oliver Stone'un hoşuma giden bir filmi de Natural Born Killers. Ya, orada da illüzyon üzerine pek bir şey muhabbet dönmüyor aslında ama gelinen nokta medya, medya konusunda ve şiddet konusunda çok güzel çıkarımlar var. Çıkarımlar yapılabilir filmde. İki karakter cinayetler işliyorlar ve hani sanki yaşamak için tek şeyleri bu, hani amaçları bu gibisine. Ve
medyanın geldiği durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Medyayı şey olarak kullanıyorlar, kendilerini yüceltmek için kullanıyorlar ve medya sayesinde çoğu insan onlara adeta kahraman gözüyle bakmaya başlıyor. Bu ne ya? Clyde gibi bir... Evet. Yani şey bu tabii ki, yani şimdi işte güçlü olan, işte cesur olan kişilerin kötülük yapsa da, başkalarının ahını alsa da iyi olacağını, onların farklı bir yerde durduklarını, onlara özenen insanlar çok fazla. İşte bunu Amerika'nın Irak işgalinde adeta savaş bonusu görüntülerinin sergilenmesinde görebiliyoruz. Bir yandan diyor ki, evet biz buraya insan hakları getireceğiz diyor. Bir yandan buna inandırmaya çalışırken, bir yandan biz işte bu kadar güçlüyüz, biz buranın yapısını bu hale sokabildik. Evet. Bunu teşhir ederek farklı kanallardan bir propaganda. Çünkü güce tapınma burada yine ağır basacak. Öyle. Bir insanın gerçekten iyi erdemli ya da kötü davrandığını ilk aşamada insanlar daha az bakacak belki. Ya insanlar hani güçlünün yanında olmaya eğilimli. Yani güçlü kimse onun yanında oluyorlar. Hani bu filmde de zaten onu görüyorsun. Natural Born Killers'ta. Yani insanlar kahraman gözüyle bakıyor ama vahşice cinayetler işliyor bu insanlar. Evet, medya bunu çok kez yaptı biliyorum. Ya bir de halk böyle süslü püslü lafları, işte allayıp pullayıp öne sürülen şeyleri daha bir yüceltiyor. Medyada genelde o şekilde davranıyor. Evet, çünkü belki medya da işte orada bir kar amaçlı davranıyor. Tabii ki yani. O da işte o haberin dikkat çekmesi onun için daha tabii önemli ya belki. Ya medya kazanıyor. Gerçek anlamda sonuna kadar işte takip edilen, araştıran medyada insan sayısı gitgide dünyada da aslında azalıyor bu yüzden. Çünkü her şey kazanç odaklı olmaya başlıyor. Oranın kuralları neyse ona göre davranıp yine o maskeyi takıp ben işime bakarım. Peki huzurlu bir şekilde bu insanlar uyuyabiliyor mu? İşte klasik sorgulanması gereken şey. Bunu sanatta da birçok kez sorguluyorlar. Tabii bununla ilgili de bu tarzda maskelerden kaçmak için paralel evrenler de yaratan filmler var. İşte Donnie Darko gibi, The Fountain benim çok beğendiğim bir film. The Fountain gerçekten çok iyi bir film. Aronofsky zaten hani benim çok beğendiğim bir yönetmen. The Fountain bir de hani biraz postmodern bir film. Yani farklı zamanlarda, farklı uzamlarda geçiyor ve tek bir aşkı, yani bir aşk etrafında dönüyor. Hep aynı aşk aslında. Evet. Tek bir aşkı odaklı. Tasavvuf aşkı gibi bir anlamda. Evet aslında. Hatta gelecekte geçen kısmında adeta ilahi bir aşk var yani. Hani adam tek başına kalmış ama ona rağmen aşkı bitmiyor. Orada işte şeyini, yemeğini çıkartıyor, suyunu çıkartıyor falan işte. Kendi kendine geçimini sağlıyor orada tek başına ve aşkına tutunarak yani. Evet, bir anlama tutunmak aslında, evet. Aşk aynı zamanda. Kapı kapı darbedar olmak, yani Farsça'da işte darbedar olmak, kapı kapı dolaşmak aslında aşkından darbedar olduğu zaman o demek ki şu anlama geliyor. Her yerde onu aramak, aynı kişiyi aramak. Evet. The Fountain'da da sürekli böyle bir geçişken evren, paralel evren olayı var ve en sonunda doğayla reenkarnasyon olayıyla bir oluyor. Çünkü evet, onlardan aslında bir farkı yok. O evet anlama arıyor. Evet bazen hırsına kapılıyor. Ama onu keşfetmesi gerekiyor. Doğa ona gösteriyor. Tabii burada biraz Budizm'e de kayan tarafları var sanırım. Bir de Pi adlı filmi var. Aynı yönetmenin. Ya, onunla ilgili çok başarılı bir film. Şöyle başarılı bir film. Hani çok düşük bütçeli bir yapım. Aynı zamanda görüntüleri hani çok ustaca kullanılmış, atmosferi oluşturmak için siyah beyaz zaten ve kontrastı, filmin görüntülerinin kontrastı, görüntü değerleri çok ayrı. Sanki böyle amatör, daha eski bir filmmiş havası veriyor. Siyah beyaz yapacak. Siyah beyaz, evet. Hikayesi zaten apayrı güzel. Orada da bir anlam erişi var tabii. Tabii ki de. Matematiksel hayatın, anlamış, doğanın anlamını. Her şey bir matematikçiyi anlatıyor işte, hayatın anlamını işte şeyde arayan, matematikte, sayılarda arayan. Her şeyin bir matematiksel kodu doğada var mı? Pisagor'un söylediği.
Ya şimdi hani o beni aşan bir soru. Hani yok yok, ben senin şu an cevapla diye sormadım. Yani. Herkese aşan bir soru tabii ki. Yani. Bir anda buradan böyle ışıklar yanarak senin cevap vermeni beklemiyoruz. Keşke öyle olsaydı. Ben verdim falan. Ama işte burada da sürekli sanatta sorgulanan, zaten yani şeyde, sinemada da sık sık sorgulanan şeylerden biri bu. Biz neyi aradığımızı bilsek her şey daha mı güzel olacaktı? Zaten yaşamak bu değil mi? Yani mesela yol filmlerinde de bunu çok görüyoruz. Sadece bir yolculuk belki de hayat. Bir yere doğru gidiyoruz sürekli. Bunu zaten çok keşfeden birileri varsa bile bize aynı şekilde aktarabiliyor mu bilmiyoruz yani. Ya aktarsa bile biz anlayabiliyor muyuz onu? Yani hani adam anlatıyor belki ama biz anlattığı şeyden bambaşka anlamlar çıkartıyoruz ve adamın asıl anlatmak istediği şeyi anlayamıyoruz. Belki de o kutsallaştırılan adam bu yüzden kazanılıyor. Çünkü biz zaten o çok güzel anlatıyor ama biz anlamıyoruz diye onu daha da kutsallaştırıyoruz. Evet. Belki de işte önemli bir şey anlatmıyor. Evet, karışık konular. Filmden çok kopmadan devam edelim. Woody Allen'ın yine aynı şekilde hayal dünyasına sığındığı Purple Rose of Cairo var mesela. Mia Farrow'un yine sinemayla iç içe bir film. Yarattığı bir sinema dünyası. Evet. Sinema karakterleri bir anda dışarı çıkıyor ve gerçek hayata giriyor. Çok aslında, tatlı, naif bir film. Aynı evet ya, aslında çok duygusal. Şeyi evet, hissettiriyordu bana. Yani o karakterlerle beraber yaşadığı ilişki, sinema karakterlerinin bir anda gerçeğe dönüşmesi. Aslında hayatın gerçeğinin ne kadar beton etkisi yarattığını, kafamıza vuracak bir durumda olduğunu. Hayatın acımasızlığından bir kaçış aslında işte. Hani İş dünyası böyle. Bergman'ın da iş dünyaları aslında aynı evet, kaçışı bana duyuyor. Woody Allen'la Woody Allen, Bergman'dan çok fazla etkilenen ve hayran olduğu bir yönetmen Bergman. Zaten ikisi de çok film çekti. Evet. Ya Woody Allen genelde işte komedi filmleri çekiyor, şey yapıyor ama hani 2-3 tane çok böyle Bergman çizgisinde filmleri var. O filmleri mutlaka tavsiye ederim. Hannah and Her Sisters olsun. Bir iki film daha vardı. Şimdi adları aklıma gelmiyor. Zelik var bir de. Tam konuştuğumuz konuyla ilgili. Konformizm anlatan. Evet. O da çok komik, arada kalmış filmlerinden biri ama o da çok tanınmaz. Evet, çok bilinmez yani. Aslında biliniyor ya. Woody Allen'ı izleyen biraz ya Woody Allen sineması seven, takip sevenleri, eden. Sevenleri tabii ancak onlar daha çok biliyordur diye tahmin ediyorum. Orada da işte cumhuriyetçi bir karakter gördüğünde cumhuriyetçi olan, demokrat bir karakter gördüğünde demokrata dönüşen. Her fotoğraf karesinde Meksikalı bir insan gördüğünde Meksika bıyıkları çıkan. Yani tamamen şekil değiştiren, her şeye adapte olan bir karakter anlatılıyor ve komedi tarzında Naziler de dönüşüyor. Evet evet. Zelik de Bukalemun demekti galiba. Galiba. Evet evet. Tarzı bir şey. Şeyde o anlama geliyor olması lazım. DVD'sinin kapağında da öyle bir resim vardı galiba. Yani tamamen bir aynı personadaki gibi bir konformizm. Tabii bunu mizahi bir dille anlatmış. Evet. O mizahi dilin içinde de aslında kişiliğini kaybeden, tamamen başkasına dönüşüp işte doğal seçilim yasaları uyarınca da bakarsak çok daha iyi adapte olan ve her şeyden bir şekilde yakasını sıyırmayı bilmiş bir karakter anlatılıyor. Yine aynı hikaye aslında. Yani ne kadar illüzyonun içinde yaşasa da aslında hayatta kalma şeyi. Hayatta kalma içgüdüsünün ağır basması. Evet. Bu aslında ne kadar hayatın acımasızlığını da gösteriyor. Bu film de evet. Gösteriyor. Ne kadar acımasızca bir şey. Evet. Yani maske takmak, sürekli zorunda olmamız. Sürekli bir şeylerden kaçmak zorunda olmamız ve burada kaçarken de insan kendinden de kaçıyor aynı zamanda. Tabii ki de. Günümüz dünyasında hani karşına ne çıkabileceği hiç belli değil. Ve sen bir şekilde uyum sağlamak zorundasın. İşte bu uyumu sağlamak en çok şeyi öldürüyor, bu konformizm meselesi bence. Kişisel ilişkilerimizdeki basit şeylerin paylaşılmasını öldürüyor. Yine Robert Radford'un Il Postino adlı bir filmi vardı. Ben çok yakın bir arkadaşımla izlemiştim, çok etkilenmiştik. Onda Pablo Neruda ile bir postacının, çok sıradan bir postacının, okuma yazması bile kıt kanaat olan bir görev alıyor ve Pablo Neruda Şili'den sürgün edilmiş bir İtalyan adasına gönderilmiş. O İtalyan adasında bisikletle postacının tek görevi, o işe katılan Pablo Neruda'nın mektuplarını teslim etmek. Ve her teslim ettiğinde çok doğal diyaloglar yaşanıyor. Pablo Neruda her seferinde ona yeni bir şey öğretiyor.
Ve o sıradan insan olarak gözüken insandan da aslında çok fazla şeyler öğreniyor. Ve ikisinin aslında birbirlerinin doğal ve saf ilişkisini görüyoruz. İşte bu doğal, her insanı insan olarak görerek İnsana yaklaşımı, değer vermek işte. Senin hiç kimseden daha değerli olmadığını bilmek, senin işte hiçliğini bilmek falan filan mevzusu var ya, yani o da çok klişe kaçıyor ama gerçekten hani doğal olabilmek. Yani ben bu insana şöyle, o yüzden yani şöyle bir ötekileştirmesi var. Dolayısıyla ben böyle yaklaşacağım dediğin anda ötekileştiriyorsun aslında. İşte bu ülkede Ermenisi, Kürdü, şu bu da yaşıyor deyip söylediğin anda zaten ötekileştiriyorsun. Evet, ayırmış yani oluyorsun. Böyle bir durum var. Yani işte o doğallık içinde onun hayatının çerçevesinden bakmak. Yani ilk pozisyonda aslında karşılıklı bu sınıfsal bakış vardı. O yüzden çok halkçı bir film. Çok da basit bir 3 saniyede çekilmiş. Bir tane sahilde, bir tane lokal var. Ve Pablo Neruda'nın dağ başında bir evi var. Tabii filmin hani sonunu söylemeyeyim, spoiler olmasın. Ama bu da öyle güzel bir filmdi yine. Evet, izleyin, tavsiye ediyoruz. Yine Claude Atlas güzel son zamanlarda izlediğim iyi filmlerden biriydi evet. Bence. Onda da hani bir gerçeklik şeyi var. Karışıyor arada. Bayağı ilk izlediğimde hatta biraz kafamı karıştırmıştı falan. Bir de uzun da bir film. Evet, ya karakterlerin ama hepsinin bir araya geldiğini, yani evet. Hepsinin farklı zamanlarda farklı yine bir reenkarnasyon, hepimiz biriz düşüncesi var. Bu tabii humanist düşünceye de daha yakın oluyor. Bir şeyler fark ettiğinde de başkalarından çok da farkının olmasını gerekmediğini de anlıyor insan. Dolayısıyla böyle bir gidişat var, sinemada da var. Bu filmler daha çok evet. Artıyor. Bu tarza zamanın koşullarının, yer, mekan, zamanın ve öteki insanların artık eskisi kadar önemli olmadığını hepimizin birlikte elimizi taşın altına koymamız gerektiği dönemlere giriyoruz herhalde. Bu da bu tarz bir diyalektiksel başka bir farklı bir süreç doğuruyor galiba. Böyle diyebilirim. Bir de Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı vardı. Onu da şu kapsamda bağlayalım bence. Şimdi orada aşık olduğu kadın aslında bir illüzyon. Evet, bir görüntüye aşık oluyor. Yani bir resme. Tabloya, evet, bir resme aşık oluyor. Daha sonrasında zaten gerçeğine ulaştığı zaman da onu şey yapıyor. Onu reddediyor. Yadırgıyor, evet. Onu reddediyor. Aslında arzunun tamamen soyut bir şey olduğunu, bunu zaten psikolojide de çok söyleniyor. Evet. Ulaştığın anda, hatta libidal tatmine ulaştığın anda biten bir durum olduğu bu filmde de çok güzel ifade ediliyor, anlatılıyor. Ve genel olarak da zaten öyle bir durum var. Yani bir işimizde bir şeyler eksik. Biz bunu sürekli tamamlamaya çalışıyoruz. Annemizden ayrıldığımızdan beri belki bu devam ediyor ya da birçok kişiden ayrıldığımızdan beri devam ediyor. Ve her ayrılık aslında aynı acıyı veriyor. Her kopuş aynı durum. Evet, tekrar tekrar yaşıyor. İlk acıyı hatırlatıyor sana işte. İşte sürgüne gitmekle kendi isteğine gitmek arasındaki fark gibi. Sürgüne gönderildiğinde ayrılık acısını tekrardan hatırlıyorsun. Çünkü ayrılık acısında çaresizlik var. Ama diğerinde somut olan da, somut olan ilişkilerde hiçbir zaman bütünlüklü, tamamlanmış bir ilişki zaten yaşıyoruz. Bunu mesela Woody Allen'da mizah diliyle çok güzel ifade ediyor. İşte filmlerinden bir tanesinde çok zeki bir, beyinli bir kadın ama felaket çirkin. Yanında güzellik kraliçesi gibi bir kadın var ve bunların beyin nakliyle beyinleri değiştiriliyor. Güzel olan ve çok zeki olan kadın aynı tarafa geçiyor. Ama o diyor ki ben yine diğerine aşık olurdum. Yani yine diğerine aşık olacağım. Çünkü kusurlu olanı, soyut olanı, daha ulaşılmaz evet. Olanı, sana belki o ayrılık hissini daha yaşatacak olanı, yıkıcı olduğumuzdan dolayı onu seçmeye daha çok meyilliyiz galiba. Ya Woody Allen'ın o konuda hani filmlerinde çok fazla kullanıyor o acıdan kaçma olayını. Hani ayrılık acısından, bir yıkımdan kaçmayı çok fazla kullanıyor. Zaten karakterler sürekli olarak ayrılık acısındadır. Hani sürekli birilerinden ayrılıyor ve sürekli acı içerisinde. Evet, onu zaten tam olarak tamamlayamıyoruz ve onun bir illüzyon olduğunu da gerçek hayatta da fark etmek aslında arzuların doğallığını engelliyor. Yani aslında mıntıkadaki, stalker'daki biraz mesele gibi.
orası ne kadar uzaksa, ne kadar bilinmiyorsa o kadar arzulanan, o kadar merak edilen. Ve oradaki içeri girdiğinde aslında hiç de bir şeyi yok. Evet, ve rapper de bunu söylüyor. Diyor ki diğer insanlara sakın buraya söyleme. Çünkü diğer insanların orada ne olduğunu bilmemeleri sadece oraya kutsallaştıracak. Bir şey bilmediğimizi düşündüğümüz anda o kutsallığını koruyor ve bildikçe her şey daha monotonlaşıyor. Böyle bir durum da var. O yüzden ne yapalım? Hiçbir şey bilmeyelim. Gözlerimizi yumalım. Ben böyle düşünüyorum artık. Yani zaten pek bir şey bilmiyoruz. Sağlığımıza da yararlı. Siyasi olarak da daha yararlı. Mutlu oluyorsun bir defa yani. Hani bilmediğin sürece mutlusun. Ya ona emin değilim ben ya. Bilmediğin sürece de sanki yani yaşanmışlıklarımda benim gördüğüm sanki bir şey bilmediğini düşünen insan da o eksikliğini yine hissediyor. Ama onun da arzu devam ediyor galiba. Ama işte varlığından haberdar değilsen hani eksikliğini de hissedemezsin. Ya en iyisi varlığından da haberdar evet, olacaksın. Evet. Son olarak ben bu arada süremiz bitmek üzereymiş. Son olarak o da güme gitmesin. Son zamanlar izlediğim 2013 yapımı olması lazım. İngilizcesi Great Beauty, Türkçesi Muhteşem Güzellik, İtalyancasını hatırlamıyorum maalesef. müthiş bir şey var. O Oscar kazanmıştı galiba, yabancı dilde. Bilmiyorum valla ama öyle, yanlış hatırlamıyorsam yabancı dilde Oscar kazanmıştı. Denk geldim ve defalarca izledim. Tamamen her şeyin aldatmaca olduğuna çıkan bir yazarın hikayesi. Evet. Hayatta sürekli aldatıldığımız. Evet, bazı insanların... Hatta özellikle sanat konusundan bunu evet. Anlatıyordu. Öyle yanlış hatırlamıyorsam şimdi. Hı hı. Oldu yani çünkü ilk kitabını izledim. Yazıyor ve ondan sonrasında yazacak yeni bir şey bulamıyor. Evet. Böyle bir durum var. Süremizin sonuna geldik galiba. Buraya çok giremedik. İzleyicilerden özür diliyoruz. Evet, geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.